Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize iyi haftalar diliyoruz. Finans analisti İslam Memiş'le paranın şifresindeyiz ve yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Aralık ayındayız. Aralık ayı için son tur açıklamasını yapmıştınız. Buna göre ne tedbirler alınmalı diye başlayacağım. Ama hemen akabinde de şunu soracağım. Bu hafta yatırımcılar ülkemizde ve dünyada hangi gelişmeleri takip etmeli ve neye göre adımlar atmalı? Evet. Son tur açıklamam geçerli. Özellikle dolar karşısında euro, sterlin, altın, gümüş gibi varlıklara yatırım yapacak yatırımcılar için Aralık ayı güzel bir fırsat ve son tur olarak nitelendiriyorum. Bu hafta oldukça önemli ve özel bir hafta. Neden önemli? Amerika'da enflasyon verisini yarın takip edeceğiz. Çok önemli bir veri. Ve çarşamba akşamı 21'de de Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklanacak. Bu da küresel piyasalar için oldukça önemli olacak. Özelliği de şu, 2024 yılına girerken hangi varlıklar nasıl bir yön belirleyecek? Özellikle başta Amerika Merkez Bankası Fed'in 2024 yılındaki politikaları nasıl olabilir? Bunun şifrelerini çözmeye gayret göstereceğiz ve bu hafta piyasalarda geniş bant aralığında dalgalanan bir varlık göreceğiz. Özellikle dolar tarafında, altın tarafında, euro tarafında ciddi dalgalanmalar şahsen bekliyorum. Ve volatilite oldukça yüksek olacak bu hafta. Ondan sebep yatırımcıların çok dikkat etmesi gerekiyor. Genel itibariyle bu haftanın özelliği dolardan çıkış yapacak, dolarla parite üzerinden altın, gümüş, euro, sterlin gibi varlıklara geçiş olacakları için son tur diye tabir ettiğim gelişmelerin yaşandığı bir hafta olacak. O yüzden Avrupa Merkez Bankası'nın da Perşembe günü faiz kararı var. Bu tarafı da yakından takip edeceğiz. Genel itibariyle yoğun ve oldukça karışık bir hafta olacak. Yatırımcısı bu hafta kısa vadeli pozisyonlardan veya kısa vadeli işlemlerden uzak durması gerekiyor. Küresel piyasalar için ve yurt içi piyasalar için bu hafta oldukça para piyasaları açısından önemli bir haftaya girdiğimizi belirtmek isterim. Peki altındaki son durum, dolardan biraz bahsettiniz ama dolar ne kadar olacak? Önce onu soralım. Sonrasında işte Avrupa Birliği'ndeki faiz artırımından sonra acaba euroda, sterlinde ne gibi pozisyonlar olur ve son olarak da altını da soralım. Tabii. Doları iki türden değerlendirmek lazım. Dolar TL kuru ile dolar endeksi. Dolar TL kuru 28.98 lira seviyesinde. Bu hafta 29 lira seviyesinin üzerine yerleşebilir ve Ocak ayı itibariyle 30 lira seviyesinin normalleştiği bir süreç bizi bekliyor. Ve yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek. Yılın son aylarıyla alakalı, son günleriyle alakalı daha önceki yayınlarımızda 1970 lira seviyesini telaffuz etmiştik. Bu beklentim halen geçerli. Bu haftadan itibaren 29 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir dolar kuru karşımızda olabilir. Özellikle asgari ücret görüşmeleri bugün başlıyor. Buradaki verilecek miktarlar da dolar TL kurunu direkt olarak etkileyecektir. Dolar tarafındaki pozitif beklenti devam ediyor. Uluslararası piyasalarda dolar 103.63 dolar seviyesinde endeks tarafında. Burada da 104 dolar seviyesinin üzerine ataklar Fed'in faiz kararından sonra görebiliriz. Ancak son kez 104 seviyesinin üzerinde olacaktır. Devamında sert bir gerilemeyle 2024 yılının ilk çeyreğinde 100 seviyesinin altına gerileyen bir dolar endeksi göreceğiz. Bu da dolar karşısındaki varlıkların bu hafta değer kaybedeceği, doların son bir kez yukarı yönlü atak gerçekleştireceği, dolar endeksinin son bir kez yukarı yönlü atak gerçekleştireceği bir dönem. O yüzden dolardan çıkış yapmak isteyen, parite üzerinden dolar karşısındaki varlıklara giriş yapmak isteyen yatırımcısının da önemli bir haftada olduğunu belirtmek isterim. Altının ons fiyatı 1998 dolar seviyesinde şu an itibariyle, 1980 dolar seviyesinde destek seviyesi olarak bu hafta takip edeceğiz. Tekrar yukarı yönlü hareketlerde 2020 dolar direncini takip edeceğiz. Bu hafta 1998-2020 dolar aralığını ons altında takip edeceğimiz seviye. Gram altın TL fiyatı kapalı çarşı piyasasında, yani fiziki tarafta, 1927-1937 lira aralığında. Bu hafta 1900-1950 lira aralığını takip edeceğiz. Gram altın yatırımcısı bu hafta ons altını takip etmek zorunda.
Ons altın ne zaman ki 1980 dolar seviyesine kadar geriler, onun karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan gelişlerini yapabilir. Gram altın yatırımcısı da o son tur dediğimiz alım fırsatlarını bu hafta yakalamış olacak ve bundan sonra tekrar gram altında 2000 lira yolculuğu başlamış olacak. Ve yukarı yönlü hareketlerde alım fırsatı vermeden sürekli dolardan da güç toplayan ons altının hızlı bir yükseliş trendinde olacağını, hedefin 2000 lira seviyesi olacağını söyleyebilirim. Evet, son tur derken anladığım kadarıyla bundan bahsediyoruz. Bir de Euro borsa tarafında yine bir açıklamanız vardı. Üstelik 9000'lerden telaffuz edilen bir sosyal medyada açıklamanız var. Ama şimdi son durum nedir? Nasıl 9000'lere yükselecek ve yatırımcı nasıl pozisyonlar almalı? Haftayı 7920 puandan tamamlamıştı Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Bu hafta 8000-8150 puan aralığını takip ediyor olacağım. Yani borsa tarafında bu hafta artık o düşüşlerin bittiğini, 8000 puan seviyesinin artık taban olarak oluştuğunu, yukarı yönlü hareketlerde 8150 ve devamında 8400 puanlara kadar kısa vadede yükseliş ihtimali güçlü. Ancak bundan sonraki süreçlerde dolar TL kuruyla birlikte yükselen bir borsa endeksi karşımızda olacaktır. Özellikle Borsa İstanbul 100 endeksinde 9000 puan seviyesinin hedef alındığı bir yükseliş trendi başlıyor. Düşüşlerin kalıcı olacağını ben tahmin etmiyorum. Trend değişti. Trend tekrar yukarı yönlü hareketlerini destekliyor. 8150 puan seviyesi ilk dirençte. Devamında 8400 puan seviyesi. Ama böyle yılın ilk çeyreğinde, 2024 yılın ilk çeyreğinde 9000 puan yolculuğunu artık borsa endeksinde görebiliriz. Ama yine de yatırımcının dikkatli olmasında fayda var. Her ne kadar yükselişte olsa da şirketleri, sektörleri çok yakından takip etmeliler ki hani ne zaman yükselecekti deyip hani bir yandan da düşüşlerle, ani düşüşlerle de karşılaşmasınlar. Biz sonuçta sadece borsada yükseliş olacağını sadece söyleyebiliriz. Hangi kağıdın, hangi sektörün ne olacağını bilemeyiz. Tabii. O yüzden yatırımcının yine de çok dikkatli olmasında fayda var. Peki kripto parada, dijital para kısmındaki son gelişmeler neler? O 44 bin dolar seviyelerinden sonra şu anda %4.86'lık bir sert düşüş var. %5'e yakın düşüşler var kripto para piyasasında. Bitcoin şu anda 42.244 dolar seviyesinde. İşte 40-45 bin dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz. 2024 yılında da burada pozitif beklentiler geçerli. Ancak o vermiş olduğu geçen haftaki karlılıkları şu anda geri alıyor. Burada da ciddi bir düşüşle haftaya başladı. Bu hafta yine 38 bin 44 bin dolar aralığını takip edeceğiz. Peki bir de şu özellikle gündemde olan fon meselesini de sormak istiyorum. Borsayı bu kadar bilmiyorken hani ona dikkat edin derken fon meselesinde biraz böyle bahsedebilir miyiz? Eğer gerçekten bilmiyorsak, riskleri göze alamıyorsak ve sonuçta bu kadar gündemde olan bir konudan da bahsedebilir misiniz? Yatırımcı ne yapmalı, nelerden uzak durmalı, nasıl pozisyonlar almalı? Yani enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz. Bütün enstrümanlarda değişkenlik mutlaka olacaktır. Borsa yatırımcısı bir kere yatırımcı olması lazım. Yani hisse senedi satın aldıktan sonra en az 6 ay bekleyecek ve günlük veya aylık dalgalanmalara takılmayacak. Aylık dalgalanmalar, düzeltmeler, yükselişler, düşüşler mutlaka olacaktır. Ama önemli olan yatırımcısı aldıktan sonra uzun vadeli bir yatırım piyasası olarak buraya bakacak. Çeşitli enstrümanlar var. Yine faiz ve borsa burada ön plana çıkıyor. Ama şu önemli. Yatırımcısı genelde eğer nefsi irade önüne geçmişse burada çok para kazanma hayaliyle, hızlı para kazanma hayaliyle farklı kişilerin veya farklı merdiven altı şirketlerin tekliflerine kanıyorsa bunun sonucuna acı bir şekilde katlanacak. Burada sistemin, devletin yapabileceği bir şey yok. O yüzden nerede bir gayri resmi işlemler var, nerede gayri resmi taahhütler var, bunu pas geçecek. Yani kulak asmayacak, parasını, varlıklarını iyi kullanacak, işte bankalarda değerlendirecek veya resmi olarak şu anda bankalardan dilerse döviz alacak, dilerse borsaya girecek, dilerse altın alacak ama tutup da kulaklarında olma bilgilerle dolandırıcılığın tuzağına düşmeyecek, yüksek gelir vaadiyle
dolandırılanlar çok oluyor. Bunlar ünlü isimler olunca sosyal medyaya yansıyor, işte kamuoyuna yansıyor. Ancak ünlü olmayan insanlar da burada ciddi anlamda dolandırılıyor. Ama kişiler de isteyerek lades oluyor ve dolayısıyla burada sistemin, devletin yapabileceği bir şey yok onlara. Kim neyi tercih ederse tercihleriyle yaşıyor. O yüzden nefis iradenin önüne geçtikten sonra da sistemin onu koruyacak, onu destekleyecek, onun hakkını arayacak bir ortam oluşumu yok. Çünkü alan memnun, veren memnun. Enflasyonist ortamlarda bu tür dolandırıcı hadiseleri sık olur. Genelde kaldıraçlı işlem yapanlar, yüksek gelir vaadiyle çeşitli fon teklifleri, borsada ben senin yerine pozisyon açarım, sen para bunu bana ver. İşte ben borsada senin yüzde komisyonunu şu kadar alırım. Böyle bir teklifle bir insan size geliyorsa bilin ki dolandırıcıdır. Çünkü SPK lisansı olmayan hiçbir şirket veya aracı kurum bu işi yapamaz. Ve dolayısıyla da SPK lisansı olmayan aracı kurumlar veya şirketler veya kişiler bazlı insanlar da paralarını bunlara emanet ederlerse devletin onları koruma gibi, onların hakkını arama gibi söz konusu olamıyor maalesef. Herkes battığıyla kalıyor. O yüzden nefis iradenin önüne geçmemesi lazım. Gelin varlıklarınız, birikimleriniz bankaya koyun. Oradaki getirilerden tercihinize göre faydalanın. Ve dolayısıyla da işinize bakın. Burada yapılacak bir şey yok fazla. Çok vaktinizi alıyorum ama çok kısa da Estağfurullah. bir yine sosyal medya açıklamanız vardı. Özellikle dijital varlıkları olanlar için şifrelerinizi güncelleyin, değiştirin şeklinde bir Evet. uyarınız vardı. Onu da biraz bahseder misiniz? Evet, yılın son haftalarındayız. Bundan sonra özellikle siber saldırılara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Özellikle sosyal medya hesabından gönderilen linklere tıklanmaması gerekiyor. Yine pazar günü dün bir arkadaşımın yakınının başına da geldi. Yine şifresi kırılıyor, kendi kredi kartı boşaltılıyor ve o link üzerinden başkası da dolandırılıyor. Ve burada hem hukuken bir mağduriyet söz konusu oluyor hem de maddi olarak bir söz konusu oluyor. Siber saldırıların yoğun olacağı bir döneme hazırlık yapmak lazım. Kişiler sosyal medyada bankacılık şifrelerini, telefondaki uygulamalarında bütün mail şifrelerini bence güncellemeli, değiştirmeli. Siber saldırılara karşı Rusya'dan gelecek, Çin'den gelecek, farklı ülkelerden gelecek siber saldırılara karşı herkesin hazırlıklı olması gerekiyor. Böyle bir siber saldırına karşılık mutlaka bilgisayarlarımızı, telefonlarımızı off almalıyız. İnternet bağımlılığı kesinlikle çözmeliyiz. Daha sonra bilgisayarımızı veya telefonumuzu da güncellemeliyiz. Her anlamda güncellemeliyiz ve siber saldırılar bütün dünyada, kamu kurum ve kuruluşlarda özellikle çok hissedileceğini ben düşünüyorum. Veri saklayan şirketlerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu veri saklama olayını genelde fiziken yapmalılar. Hep sanal ortamda bunu tutmaları yanlış bir karar olacaktır. Siber saldırıları bundan sonraki süreçlerde sık yaşayacağız, sık göreceğiz. O yüzden herkesin siber saldırılara karşı uyanık olması lazım ve tedbirini de alması gerekiyor. Çok teşekkür ederim verdiğin açıklamalar, değerli yorumlar için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Finans analisti İslam Memiş paranın şifresinde bizlerleydim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.